İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir yine görüşelim programında daha birlikteyiz. Uzun süredir, daha doğrusu iki aydır siyasetten uzak kalmıştık. Ama siyasette yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Seçimlerin ardından partiler durum değerlendirmelerini kendi aralarında birbirleri arasında yaptılar. Yavaş yavaş dışa vurumlar da başladı. Bu akşam bu konuya eğilmek isteriz. Elbette MUT gündeminde başka konular da var. Onlardan da bahsedeceğiz ama siyasetle bir başlayalım. Bakalım MUT siyaset meydanında neler olup bitiyor. İlk çarpıcı hareket CHP'den geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. 8 kişi, CHP İlçe Yönetim Kurulu'ndaki 8 kişi istifa etti. Bu istifanın ardından ilçe yönetimi düştü ve şu andaki itibariyle gelinen noktada MUT CHP ilçe teşkilatında bir yönetim kurulu yok. Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana yönetim kademesiyle hepsi tamamıyla düşmüş durumda. Bunun sözde edilen birçok gerekçeleri var, sebepleri var ve bunların da sonuçları var. Ancak biz bu sebep ve sonuç kısmına, gerekçe kısmına pek değinmiyoruz. Bahsetmek istediğimiz bunun sonuçları ne olacak, ne bitecek. Bundan sonra tüzüğe göre, yönetmelik ve siyasi partiler yasasına göre eğer seçime bir yıldan az bir süre kalmış olsaydı CHP Genel Merkezi tarafından bir atama yapılır, seçime kadar o şekilde devam edilirdi. Ancak CHP tüzüğü tamamıyla açık, önümüzde de seçim görünmediği için mecburen atama yapılamayacağı için kayyım ataması yapılacak. 5 kişilik bir kayyım heyeti belirlenerek ataması yapılacak. Bu kayyım heyeti, 5 kişiden oluşan kayyım heyeti 30 gün içerisinde partiyi, parti teşkilatını seçime hazırlayıp seçime götürecek tüzüğe göre. Kimler aday olur, kimler olmaz, o henüz belli değil ama aday olmak isteyenlerin şu anda tek bekledikleri var. Kayyımın atanması, kimlerin kayyım olarak atanacağı, onun belirlenmesi. Bunun ardından adaylar ortaya çıkıp kendilerini belirleyecekler, belirtecekler. Tabii bu arada önemli olan CHP'nin son yerel seçimlerde aldığı oy oranı. CHP MUT ilçe seçim tarihinde ilk defa en düşük oyla bütün partilerin gerisinde kaldı denilebilir. Elbette bütün partiler derken biz büyük partilerden bahsediyoruz. Diğer 300-500 bin alan partilerden bahsetmiyoruz. CHP MUT tarihinde de en düşük oy oranına sahip oldu. Bunun sebepleri parti içinde de tartışıldı, diğer partililer tarafından da değerlendirildi. Biz bunlara girerek konuyu uzatmak istemiyoruz ama söylemek istediğim şey şudur. Acaba CHP mutla tabana vurdu, dibe vurdu da yeniden bir darbeyle dirilişe geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Yıllardır söylenen birlik çağrısı sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Parti içerisindeki ayrılıklar, farklılıklar giderilerek şucu bucu ifadeleri, ibareleri tamamıyla ortadan kaldırılıp birlik beraberlik içerisinde devam edilebilecek mi? Kimilerine göre CHP kazanabileceği, şansının büyük olduğu bir seçimi göz göre göre yanlış adayla kaybetti. Kimilerine göre de bu zaten kasıtlı olarak, planlı olarak yapılmıştı. Kim aday olursa olsun kazanamayacaktı. Bu da bunun kazanamaması, CHP adayının kazanamaması, MHP'nin işine yarayacağı için kasıtlı olarak hesaplandı da şöyle oldu, böyle oldu yorumlarına neden oldu. Ama sonuç itibariyle asıl önemli olan şey,
CHP dirilişe bu istifalardan sonra yeniden kalkabilecek mi? Bize göre CHP de bizim partimiz, MHP de bizim partimiz, AK Parti de bizim partimiz, İYİ Parti de bizim partimiz. Sonuçta hangisi, hangi sonucu alırsa alsın bizim ilçemizin partileridir. Hepsi de kim kazanan da kaybeden de bizim ilçemiz için çalışma yapacaktı. Bu amaçla zaten yola çıkmışlardı. Kazanan İYİ Parti oldu. Biz isteriz ki, ister İYİ Parti kazandı, kazanan bir başkası da olabilirdi. Kim kazanmış olursa olsun, o kazananla birlikte mutlaka kazansın. Bizim temennimiz odur. CHP kazanmış olsaydı, onunla karşı da temennimiz bu olurdu. MHP için de bunu söylerdik. AK Parti için de bunu söylerdik. Çünkü bizim için önemli olan şu partinin ya da bu partinin kazanmış olması değil, MUT'a gerçekten hizmet edecek adayların ve partilerin kazanmasıydı. Sonuç belli, İYİ Parti kazandı. Umarız bundan sonra da MUT hak ettiği hizmetin karşılığını alır. CHP'deki gelişmeler bu yönde. Sonuç itibariyle parti yönetimi düştü. Kısa zamanda bayramdan sonra büyük ihtimalle kayyum ataması gerçekleştirilecek. Ardından 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilerek yeniden parti yönetimi, ilçe yönetimi seçilerek hizmetine devam edecek. Tabii CHP'de bütün bunlar olurken diğer partilerde de bir hareketlilik görüyoruz. AK Parti cephesine baktığımızda AK Parti'de de kongre heyecanı herkesi sarmış durumda. Normal olağan kongreleri Ağustos ayında, buna hazırlıklar yapılıyor. Bu kongre içinde bayram sonrası hareketlilik daha da artarak devam edecek. Burada beklenen ya da istenen konu şu: delegeyi kimler seçecek? Tek adayla mı seçimlere gidilecek? Bunlar konuşuluyor şu anda. Mevcut delegelerle mi seçime gidilecek, yoksa yenilenecek mi? Bu konuda kararı genel merkez vereceği için, bayramdan sonrası için bu kararın, bu sonucun, bilginin genel merkezden gelmesi bekleniyor. Bu bilgiler geldikten sonra da delege seçimleri ya da eğer eski delegelerle devam edilecekse kongre hazırlıkları devam ederek Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Adayların kim olacağı ile ilgili olarak herhangi bir şu anda bilgi yok. Bunun için de önce genel merkezden bir tarih belirlemesi bekleniyor. Biraz önce söylediğimiz gibi tek adayla mı gidilecek, başka adayla çıkacak mı, onu da zaman içerisinde göreceğiz. MHP'de her ne kadar sessizlik var, görüntüsü var ise de içten içe orada da bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Bu seçimin kaybedilmesinden sonra parti teşkilatı durum değerlendirmesini içten içe tartışmalarla devam ettiler. Gelinen noktada artık mevcut teşkilat yönetimiyle devam edilemeyeceği konusunda çoğunluk fikir beyan etmeye başladılar. Kim gelir kim gelmez aşamasına henüz gelinmemekle birlikte ilçe teşkilatının da değiştirilmesi yönünde MHP tabanından istekler, talepler, bilgiler konuşulmaya, aktarılmaya devam ediliyor. Partililer bu konuda ilçe yönetiminin yetersiz kaldığını, iyi çalışamadığını her ne kadar söyleseler de siyaset, yerel seçimlerde başka gerçeklerinde olduğunu hepimiz bildiğimiz için bir de partinin iç işlerine fazla karışmamak amacıyla MHP'deki son durumu da bu şekilde belirlemiş olduk. Yalnız ilgi çeken bir durum var İYİ Parti içerisinde. İYİ Parti ilçe teşkilatı
Seçimden önce, hatta adayın belirlenmesinden önce büyük bir duruş sergilemişti, dik bir duruş sergilemişti. Nebi Yılmaz mı, Murat Orhan mı aday olacak tartışmaları devam ederken birdenbire Murat Orhan'ın aday yapılması konusunda ilçe teşkilatının tüm kadrosu tarafından Murat Orhan yönünde beyanlar verilmiş, genel merkeze karşı tavır konulmuştu. Genel merkezde teşkilatın sözlerine, tepkilerine kulak vermiş ve Murat Orhan'a aday göstermiş. Başarılı seçimin alınması bu şekilde sağlanmıştı. Ve teşkilat gece gündüz, özellikle ilçe başkanı gece gündüz adayıyla birlikte seçim çalışmalarına devam etmiş. Bu çalışmalar sırasında da her türlü fedakarlığı gösterdiğini hep birlikte görmüştük. Ancak seçim sonuçlanıpları belediye devralındıktan sonra beklentilerin yerine getirilmemesi ya da beklentilerin aşırıya kaçması mı, yoksa bazı vaatlerin yerine getirilmemesi mi, her nedense parti teşkilatıyla belediye arasında, belediye başkanı arasında bir soğukluğun oluştuğu da dillendiriliyor. Ancak bu parti teşkilatıyla belediye başkanı arasında görüşülmüş, konuşulmuş olup bir programa bağlanmış olabilir. Parti teşkilatının belediye içerisinde fazla görünmemesi de bir anlaşma sonucu olabilir. Bazılarının söylediği gibi aralarına bir soğukluk da girmiş olabilir ama sonuçta her ne olursa olsun İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı başarılı bir çalışmayla Murat Orhan'ın kazanması konusunda fedakarlıklar göstermişti, dik duruşunu sergilemişti. Sanırım bu konuda halkın bu söylemlerini onlar da duymuşlardır. Şu anda halk onlardan gelecek bir açıklamayı bekliyor. Bu açıklamada ister belediye başkanı tarafından, isterse İYİ Parti teşkilat tarafından yapılsın. Önemli olan burada böyle bir soğukluğun olmadığının dile getirilerek parti ile belediye başkanının karşı karşıya gelmediği insanlara anlatılması gerekiyor. Evet, siyasi partilerimizdeki son gelişmeler bu ama gerçekten bayram sonrası hareketlilik daha da artacağı benziyor. CHP içerisinde hiç beklenmedik gelişmelerin de olabileceği konuşuluyor. AK Parti'de yavaş yavaş kongre takvimi belirleniyor. Orada adayların nasıl olacağı, delegelerin seçilip seçilmeyeceği bekleniyor. O beklenti içerisinde AK Parti'de de bir hareketlilik başlayacak. MHP'de taban yavaş yavaş artık toparlanmamız gerekiyor. Ölü toprağın üstümüzden atmamız gerekiyor. Düşüncelerini taşıyan kişiler de çoğalıyor kendi tabanları içerisinde. Herhalde orada da büyük bir hareketliliği Eylül-Ekim ayına kadar göreceğiz. Kısacası önümüzdeki 3-4 ay siyasi teşkilatlarda ve siyaset alanında gelişmeler söz konusu ve bu gelişmeler de hızlı bir şekilde devam edecek görünüyor. Artık sonuçlarını yayla dönüşüne mi alırız, yoksa okulların açılmasına mı alırız, henüz bu belli değil ama CHP'deki durum biraz hızlı devam edecek gibi eğer genel merkezden kayyım ataması geciktirilmezse. Her programda söylemek istediğimiz MUT gündemiyle ilgili konular var. Bunu da gündeme getirelim ama son bir saatte sosyal medyada paylaşılan bilgilerden elde ettiğimiz bilgiye göre MUT Devlet Hastanesi'ne MR cihazının alındığı, firmayla sözleşmenin imzalandığı, bayram sonrasında montajına başlanacağı, Haziran ayı sonundan itibaren de MUT Devlet Hastanesi'nde MR cihazının hizmete girmesi beklendiğini öğrendik. Bu
zamanlamada belki ertelemeler, gecikmeler ama olabilir ama önemli olan MUT Devlet Hastanesi'ne MR cihazının gelmiş olmasıydı. Tabii MR cihazının gelecek olması bütün sorunları çözmüyor. MR çekimi yapacak teknik donanımlı, eğitimli kişilerin de görevlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında MR sonuçlarını okuyabilecek uzmanların da mutta bulunması gerekiyor ki MR çekimlerinden bir sonuç alabilelim. MR çekimlerini yorumlayabilecek bir uzman, doktor yoksa ya da bu cihazları kullanabilecek kişiler, teknik elemanlar MUT Devlet Hastanesi'nde bulunması, MR cihazının bulunması da bir anlam ifade etmiyor ama bu cihazın gelmiş olması bile MUT için büyük faydadır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, gelirse de yerleşirse. Tabi bu arada Murat Orhan'ın MUT Devlet Hastanesi MR cihazı getirmiyor, onun yerine biz yapacağız bu işi deyip MR cihazı için şartlı bağış kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyanın başlatılmasından sonra böyle bir cihazın gelmesi de biraz dikkat çekici oldu. Herhalde mutfak şeyleri elde etmek için bu tür yöntemlere yönelse herhalde başka eksiklerini de tamamlar deriz. Bir başka konuda yine her defasında söylüyoruz hal. Bu hafta Hal Komisyonculuğu Derneği Başkanı'nın da açıkça söylediği gibi hal MUT için yetersiz, geliştirilmesi, genişletilmesi gerekiyor. Biz bunun dışında sadece büyütmenin yeterli olmadığını, bir soğuk hava deposunun yapılması gerektiğini, ambalaj tesislerine ihtiyacımız bulunduğunu, bu konuları da topu iktidarla muhalefet, büyükşehirle küçükşehir birbirlerine atıp duracaklarına, kime hangi görev düşüyorsa bir an önce çözülmesi konusunda ilgilileri uyarmış olalım. Topu çevirmekten vazgeçsinler. MUT halkı artık bu top çevirmelerinden oldukça bıktı. Büyükşehir büyükşehirliğini yapmalı, küçükşehir küçükşehirliğini yapmalı. MUT'un ihtiyacı olan en önemli konulardan biri olan hal konusu bir an önce çözümlenmeli. Son günlerde sokak hayvanları konusunda epey bir gelişme oldu. Gelişme derken sokak hayvanlarının hayvanları sorununun çözümü için gerekli olan barınağın yapılması konusunda henüz bir gelişme olmadı. Bu doğru. Ama sokak hayvanlarında gözle görülür bir azalma var. Bunu nasıl azalttılar henüz bilmiyoruz ama o konuda elimize herhangi bir bilgi gelmiş değil. Ancak barınağın yapımı konusunda da yine aynı hal konusunda olduğu gibi, MR cihazında olduğu gibi herkes topu birbirine atmakla meşgul. Halbuki çözülemeyecek bir sorun değildir bu. Sadece ilgi bekliyor, imza bekliyor, çözümsüz bir mesele değil. Bunun dışında turizm konusu var, tarım konusu ve ticaret konusu var. Bizim en önemli gelir kaynaklarımız tarım ve halkımızın %95'i de tarımla uğraşıyor, üretici olarak. Ancak işin satışa sunulması, pazarlanması, pazar bulunması, işlenmesi konusunda da eksiğimiz büyük. Üreticilerimiz hakkıyla ürünlerini ortaya koyuyorlar. Ancak satış ve pazarlama konusu onların uzmanlık alanına ya da onların yapabileceği bir şey olmadığı için komisyoncular, ihracatçılar, alıcı ve satıcılar aracılığıyla bu işler yürütülüyor. Ancak bugüne kadar bu konu ne komisyoncularla çözülebildi, ne ihracatçılar yeterli desteği verebildi. Hala
ürünlerimizi satamıyoruz, pazarlayamıyoruz, işleyemiyoruz konusunu tartışıp duruyoruz. Tartışıp durduğumuz bir başka konu da elimizde, yöremizde, bölgemizde doğa güzelliklerimiz var, tarihi güzelliklerimiz var. Ve bunları tanıtıp da gelir getiren bir noktaya getiremiyoruz. Aynı ürünü üretiyoruz, satamadığımız, pazarlayamadığımız, işleyemediğimiz gibi elimizdeki hazır mevcut turizm ürünlerini de ne kendimiz tanıyoruz ne başkasına tanıtabiliyoruz. Onlardan bir gelir elde edemiyoruz, değerlendiremiyoruz. Bir başka konu da ticaret. Mutun en büyük sorunlarından biri, ilgi alanına pek girmiyor nedense. Mut halkı, mut üreticisi üretmeyi çok iyi başarıyor ama ticareti pek tarım kadar başarılı yürütemedi. Halbuki bir bölgenin geleceği de mutun kalkınması, ekonomik olarak kalkınması, gelişmesi, büyümesi de tarım, turizm ve ticaret olarak şu an için mevcut. Bunların, bu üç T'nin çok iyi öğrenilip değerlendirmesi gerekiyor. Tarımda üreticiler üretmeyi başarıyor ancak devamını getiremiyor. Turizmde elde ürünleri var ama devamını getiremiyoruz. Bu ürünleri ne kendimiz tanımayı başarıyoruz ne başkalarına tanıtmayı başarıyoruz. Ticareti de dışarıdan gelenler çok güzel ticaretimize yön veriyor. Kendimiz kendi ürünlerimizin ticaretini yapmayı hala öğrenemedik. Ve sonuçta bu hafta konumuzu bununla kapatalım. Önce kendimizi, sonra kentimizi tanıyalım ve tanıtalım ki tekrar görüşebilelim. Mut Ajans'ta bundan sonraki yine görüşelim programlarımızda Mut gündemini sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz.